Evet. Güzel çocuk. Babayı mı özledin? Salak. Neyse. Velhasıl kelam. Nasıl döndürüyorduk lan bunu? Şöyle döndüreyim. Arkadaşlar, ben öyle birilerinin yazdığı kağıtları böyle alıp oradan buradan okuyup işte duvar ne bileyim ezbere şey yapacak bir insan değilim, tamam mı? Yani samimi bir şekilde olanı biteni size adım adım anlatacağım. Şöyle, çünkü olay gerçekten hani anlık gösterilse de katmanlı bir olay biraz. Bir tık. Dediğim. Dur. Dur. Dur, insanlara bir şey anlatmaya çalışıyorum. Dur. Neyse. Ben gidiyorum baba yolunda. Tamam mı? Bak çok net yani adım adım anlatıyorum yani, anladın mı? İsteyen istediği gibi anlayabilir. Yani şöyle, şimdi mağdur edebiyatı döndü çok ağır bir şekilde. Yani adamın üstünde üniforma var diye benim anama bacıma sövmeye veya gelip ayağımıza çöp dökmeye, köpeğime hele özellikle çöp dökmeye böyle bir hakkı yok yani, anladın mı? Kim olursa olsun yani. Ben bu arada ben ya babam Çankaya Belediyesi'nden emekli. Ben emekçi iki tane insan büyüttü beni. Allah başımdan eksik etmesin yani. Anladın mı? Yani ben işlerin nasıl yürüdüğünü hani şey, ben öyle tepeden bakmıyorum kimseye yani. Ki yani şöyle bir anti parantez, muhtemelen hani tabii kimsenin şeyinde gözüm yok da aylık kazancı, düzenli geliri falan benden iyi bir vatandaştır yani, anladın mı? Gariban neye göre olduğunu onu bilemiyorum yani. Neyse, hepsini geçiyorum. Yani şahıs bir, ben iki, yani iki tane insanız yani, tamam mı? Gidiyorum. Çöpü bize doğru süpürdü. Bayağı geldi ama yani şaka maka değil, bayağı geldi. Arkadaşım dedim, dikkat eder misin lütfen? Bak yemin ediyorum diyalog bak sırasıyla bu şekilde arkadaş. Lütfen dikkat eder misin? Çöp dedim bize geldi, biraz daha dikkatli ol. Kolay gelsin deyip dönüp gidecekken şöyle bir tepki geldi yani. Hadi siktir lan amına koyayım. Allah Allah dedim. Arkadaş dedim, niye böyle diyorsun? Derdin ne senin? İşte çöpü üzerimize atmaya devam ediyor o sırada. Bir yandan da söyleniyor. Neyse ya, tövbe tövbe. Hadi git işine bak dedim. Hatta orada yani görüntülerin kesilen kısımlarından onu kesmeyi de unutmuşlar herhalde. Ya benim bir el işaretim var yani. Ya hadi git işine gibisinden, hani yoluma bakacağım, anladın mı yani? Amına koyayım demiş. Üstüme çöp atmış. İşte garip garip tavırlar sergilemiş lan. Diyorum ben de aynı sizin gibi yani. Ya gariban adamdır. Bak şimdi yoluma. Ya bu arada ben bu arkadaşlara yani her sabah çıkarken gezerken günaydın kolay, özellikle bu arkadaşlara. Çünkü adam bizim yani çöpümüzü süpürüyor, tamam mı? Hani arkamızı topluyor, affedersin. Ben bunu yani nasıl diyeyim? Her sabah özellikle selam veririm. İşte abi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim, bilmem ne. Neyse gel dedim, Allah Allah, neyse yoluma bir gideyim hani. Ben o adımı attığım anda ileri doğru yani gideceğim zannetti arkadaş. Ve senin de senin gibi böyle bu köpek besleyenlerin de ta anasını bacısını sikeyim dedi bana. Ya abi yani sen ne yaparsın şimdi? Allah için soruyorum arkadaşım, sen şu anda bu olaya karşısında ne yaparsın? Ben de tabii ki üzerine doğru bir iki adım attım. Hani ne yapıyorsun lan sen der gibi. Hatta dedim de yani, ne diyorsun lan sen dedim. Dedim yani, yalan yok. O sırada bu da sopasını kavradı güzelce. Yani baktım ki bana vuracak bu da yani. Çünkü lan her şey onu gösteriyor. Valla o bana vurmadan arkadaşlar ben de kendimi savunmak adına bir hamle yaptım ona. O sırada aramızda 3-5 saniyelik, 5-6 saniyelik bir arabede çıktı aşağı yukarı. Lan köpeğim korktu orada, yazık. Şimdi bizim maruz kaldığımız muamele, ama bu muamele kameralarda gözükmüyor nedense. Yani 2 dakikalık olayı sen alırsan 12 saniyelik haber yaparsan, sadece böyle hararetlendiğimiz anı koyarsan öyle olur kanka. Yani inanmıyorum ben zaten bu davasını şeyini, ben avukatlarımın hepsini aradım, tamam mı?
Dava açacağım. Benim haksız yere bir sürü propagandaya, bir sürü saçma sapan şeye maruz kalmama sebep olan bütün insanlardan da, hatta o yorumları da tek tek toplatacağım. Çünkü aynı şekilde yani adam aynı zihniyet, anladın mı bak? Aynı zihniyet aynı zihniyeti koruyor. Biri geliyor yolda bize çöp döküyor, ana bacı sövüyor ki ana sebebi belli. Hayvan düşmanlığı. Çünkü bana dediği laf, senin de senin gibi bu köpek besleyenlerin de ta anasını sikin. Bak tırnak içinde söylüyorum. Bu lafı ya kusura bakma da kardeşim, onca şeyin üstüne bir de bu lafı ben yutamam yani, anladın mı? Tepki gösteririm. Bir vatandaş olarak gösteririm ama yani benim tepkim kimseyi öyle vurmak kırmak şey yapmak değil, hani anladın mı? Yani o an bir dakika abi, adam sopayla beni dövecek, şey bir saniye polisi arayayım diyemem yani, anladın mı? Adam sıkı sıkı sopasına sarılmış, ya o bana vursa ben, bana ne olacak? Kimse bilmiyor, Allah bilir yani. Ben de kendimi savundum arkadaş yani, anladın mı? O kadar bir de küfürü yedikten sonra artık insan bir noktadan sonra kendini savunuyor yani. Neyse. Ha şöyle, şunu kabul ederim bak. Şunu kabul edebilirim, evet. O kadar garip bir şeye, kronolojiye maruz ki olay yani. Ben de orada tepkimi artık kontrol edememiş olabilirim yani. Hani anladın mı? Tam bilinçli olarak yapılmış bir şey değil ama biri 2 dakika boyunca yanında durup sana çöp süpürüp sana doğru böyle sonra anana bacına söverse, üstüne bir de hani bana da değil direkt bana, senin de senin gibilerin de deyince yani, anladın mı? Ya biz neyiz ki? Sen kimi kimden neyi neyden ayırıyorsun kardeşim? Biz her sabah sana selam veriyoruz, merhaba diyoruz, geçiyoruz, gidiyoruz. Niye bu kin? Niye bu nefret yani, anladın mı? Sana ne yaptı yani, bu köpek sana ne yaptı kardeşim? Ne oldu ki yani? Neyse, velhasıl kelam yani, olayın geldiği nokta, yani olayın içeriği bu. İçi, özü bu. Onun dışında süreçler devam ediyor. O yüzden hani şöyle oldu, böyle oldu detayına çok giremeyeceğim. Beni de bilen bilir. Ben biri mazlum bir dayak yiyordur bir yerde. Yani haklı haksız fark etmez. Bir yerde 3 kişi bir tane adamı dövüyordur. Ben giderim birader yapmayın derim. Yazık günah derim. Anladın mı? Yani benim değer yargılarım bu şekilde gelişmiş. Öyle gariban mariban da yani en garibanı benim yani, anladın mı? Yanlış anlama da ben yoklukta da büyüdüm. Her şeyi de gördüm. Sokağı da gördüm. İçeriği de gördüm. Çok şükür dönem dönem şatafatı da gözümüzden gördük. Yani dibine kadar belki yaşayamasak da gördük. Bir şeyler gördük, geçirdik. 15 senedir de Kadıköy'de yaşıyoruz. Bir kişinin tavuğuna kış dememişiz. Biz manyak mıyız işini yapan çöpçüye sataşacağız? Buna inanan veya bu medyanın, zaten medyanın ne olduğu belli de Türkiye'de. Hani buna inanıp da bunun öyle kıçı başı kırpılmış videolarla, ya arkadaş şuradan anla mevzuyu ya. Ya çok özür dilerim de. Yani gerçekten aslında çok üzgünüm. Tamam mı? Hani böyle bir olayın içinde bulunmaktan dolayı hicap duyuyorum. Hiç yani gülmeme sinirlerim bozuk, bakma. Çünkü dün öğle saatlerinden beri bir sürü şey yaşıyorum. Bir sürü trafik yaşıyor. Her neyse. Yani şöyle arkasına kurumu alıyor. Kocaman belediye yani, anladın mı? Kurumu alıyorsun arkana. Avukatın hazır, şeyin hazır. Tabii ki yani ben size söyleyeyim arkadaşlar, samimi bir şekilde benden para koparmak derdi. Bak yarın bir gün bana talep edilen paranın belgesiyle size geleceğim. Tamam mı? Yarın bir gün benden talep edilen paranın belgesini size böyle, aa bak bu kadar istiyor diyeceğim. Bu adam bu kadarlık bir adam diyeceğim yani. Benim mesleğe veya sektöre veya genel olarak hani belediyeye, belediyeci, ya benim babam belediyeden emekli, babam yıllarca gittim o şantiyelerde, oralarda, buralarda asfalt döküldü, park bahçe, o bu şu, ben belediyede kendim işe girecektim. Babam dedi ki yani yanlış anlaşılır oğlum, getirdi koydu derler, sen hani bakalım gene yakın çevrede bakın hani falan, yani baba biz böyle insanlarız ha, yanlış anlama. Ha sen gördüğün 10 saniyelik bir Z haber, C haber videosuna inanıyorsan benim seninle zaten git inan kanka. Sen boşluktan birilerini yaftalamaya müsait bir insansın, sorun yok. Ben sana olayı saniye saniye içerik olarak da iç yüzünü anlatıyorum. İster inan ister yani, zaten kanun nezdinde de her şey devam ediyor. Ben
Darp raporum da var bu arada. Yani şimdi polise teslim ettim, nüshasını alacağım. İşlemler devam ediyor. Ben darp raporumu da alacağım, sana göstereceğim. Arkadaş, doktor da mı yalan söylüyor yani? He? Benim bak kollarım, bak. Paramparça oldu. Çerik çürük oldu kollarım. Gittim, belime film çektiler, ciğerlerim, nefes darlanıyorum. Yani adam, siz gördüğünüz kısmıyla yargılıyorsunuz ha olayı, tamam mı? Adam beni itti, ben de orada arabaya çarptım. Ben de orada hasar aldım, zarar gördüm yani. Ama ve lakin bu benim için önemli bir şey değil. Niye mesela, atıyorum aynı şey, farz misal basket oynarken de hani birinin birine çarpabilir mesela, tellere çarparsın, belin incir, o ayarda bir şey. Ben gidip bunu hani, ya bunu belediyeci bana şunu yaptı mı, ya ben böyle birisi değilim, tamam mı? Ha şöyle, bu benim o şahısla yaşadığım münakaşayı, tamam mı? Hiçbir emekçi kardeşimizin, arkadaşımızın hiçbirinin böyle üzerine alınmasına gerek yok. Çünkü ya hatta ve hatta aranızda böyle insanlar olduğu için hani ne bileyim, iyi seçip ayıklamalısınız yani, anladın mı? Yani ne bileyim, durduk yere de değil aslında. Yani şey, durduk yere bizim üzerimize çöpü atması ve benim onu uyarmam buraya kadar rutin, normal. Ondan sonra bana ufak vitesten arttıra, yavaş yavaş arttıra arttıra hakaret etmeye başlaması. Düşünüyorum, buraya kadar da tolere edilebilir. Edilebilir. Yani ya, manyağın biri bana sövüyor. Lan sevmiyor demek ki hayvan. Ne yapayım dersin, geçer gidersin. Lakin ben tam yoluma gidecekken baba, anama bacıma, benim aile değerlerime, ya kendini sadece o an için böyle yerine koysana yani. Hani senin efendi olmaya, işine bakmaya, ikna etmeye çalıştığın bir adam anana bacına dümdüz sövüyor, bir de sopasına sarılıyor. Arkadaş kusura bakma, ben bu genişliğe sahip değilim. Yani bu, o adamı es geçmek medeniyetse ya da o adama ettiği küfürler için hiçbir tepki vermemek ne bileyim medeniyetse, tamam mı? Ya da her neyse yani, iyi bir şeyse, ben o zaman iyi bir şey yapmadım o zaman yani, sorun yok. Tamam mı? Hani kusura bakma, ben bu değerlerime dil uzat, kim olursa olsun. Bu arada üstündeki üniforma, yani emekçi. Kardeşim biz de emekçiyiz ya. Ben 10 senedir Kadıköy'de insanlara içecek taşıyorum. Sarhoşuna, ayığına, iyisine, kötüsüne, osuna, busuna, içeriden çıkanına, dışarıdan girenine. Anladın mı? Yani emekçi ise ben de insanlara hizmet veriyorum yani. Hizmet ediyorum yeri geliyor. Yeri geliyor. Ya yeri artık gelmiyor ya. Gerçekten çok yani. Ya baba, üzüldüm ya. İnsanların da hani belli bir kısmının bu medyadan duyup, ya gerçekten toplumumuzun hala bu kafada, bu yapıda, belli bir kesiminin tabii olmasına beni üzüyor yani, anladın mı? Ha şöyle, eğer arkadaş yalan ifadelerini falan bir kenara bırakıp gerçekten hani ben sana küfür ettiğim için senden özür dilerim derse, ben de hani yaşadığımız münakaşadan dolayı gördüğün bir zarar varsa ondan dolayı senden özür dilerim diyebilirim. Ama ve lakin benim önce anama bacıma durduk yere 1 kilometre sövmesinin özrünü benim duymam gerekiyor. Olay bu. Allah'a havale ediyorum artık. Takdirinize bırakıyorum. Hayırlı günler. İnşallah ne ben, ne kimse, ne hiç kimse böyle şeyler yaşamaz bir daha. Yani mümkün değil de. Umarım. Sen bir şey diyeceğim mi?